Bugünkü yolculuğumuz dünyanın ilk termantının bulunduğu Orta Toroslar'ın Şirin yerleşimi İvris Köyü'ne. Görselde yanından geçtiğimiz barajın da önemli kaynaklarından biri ve Hititlerin kutsal merkezi olan konumda termantının yanı sıra Kızılları olanlar manastırı ve yeraltı nehri bulunmaktadır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone olup butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Şu içeriden geçeriz herhalde ya şurada. Normalde şuradan gidiliyor da o da çok güzel değil. Şurada daha güzel. Ha, işte bak ben o konuya çok takılıyorum baba. Biri burada bu fırtına tanrısına kurban mı kesiyor? Niye yasak canlı hayvan kesiyor? Nereden geçeceğiz? Şuradan sanki. Geçiliyor mu emin değilim. Deneyelim mi de? Geçiliyordur ya. Sonuçta dünya yuvarlak, her yer birbirine bağlanıyor. Benden seker mi sana şu an? Evet. Ana. Geçeriz ya. Karaya girdik ya. Geçemez miyiz? Geçmiş. Kaygansa. Kaygandır işte. Niye şuradan geçmiyoruz oradan? Bak kaygan olur. Şuradan yürü git bak. Gideyim de döneceğiz mi? Yok yok, geçeceğiz mecbur da. Şurada çok mu derin ya? Çok Trekking ayakkabısıyla sulara basmaya alıştınız ya. Krizlendik. Sırada ne var? Biraz ıslak, iyi olur. Bayağı yüksek, evet. Korkunç yüksek ya. Evet. Göremedim, şurayı da söküp götürmüşler zannettim. Evet, neredeyiz? İvriz'deyiz. İvriz'de. Kaya kabartmalarının önünde. Evet. Peki buranın en önemli özelliği neydi? Milattan önce 1180 döneminde olmaz.
Milattan önce 700 civarı düşünelim. Ama daha önemli bir özelliği neydi? Dünyanın ilk tarım anıtı olması. Evet. Bir ziraat mühendisi olarak şimdi üzülüyorum şu anda. Ama gerçi şarapçılık konusunda iyiler. Evet. Şimdi ya zaten Tarhundas abinin enteresan tarafı şu, yani Tarhunza diye de telaffuzlar var. Tabi transkripsiyonlu mesele değil. Şimdi bu abi fırtına tanrısı. Elinde buğdayla üzüm var. Yani aslında halkın dinamikleri çok basit. Halk içkisini ver, ekmeğini ver. Halk sana, seni tanrı yapıyor işte hikayenin sonunda. İsmi ne dedi? Tarhundas. Bak, Terhun çorbasıyla bir alakası var. Kesinlikle var. Ya bu isim meselelerinin coğrafyadaki, çünkü bu coğrafyada var o tarhun bitkisi. Evet. Ve bu tanrı da bu coğrafyanın tanrısı yani. Sevdiğiniz bir çorba. Tabii şey. Tabii severiz tarhun çorbası. Çok yerel bir çorba. Şimdi bizim Varpalavas da prens. Bu anıtı uydurduğunda şey yazıyor, şu koluyla kafasının arasındaki kısımda, işte ben Varpalavas, fırtına tanrısı Tarhundas'a bunu adadım. Bolluk, bereket falan unuttum şimdi ne yazdığını da. Luvice bu arada yazdı. Şimdi Luvi meselesiyle ilgili beni çok eleştiriyorlar. İyi yine bu günümüz gibi yazmamış. Bunu yazar tosun gibi başladı. Ya Luvi konusunda çok eleştiriyor. Luviler kim falan. Luviler Anadolu'nun yerli halkı aslında. Yani öyle langır lungur adamlar değil bu Luviler. Bak şurada da küçük betimlemeler de var. Şu arkasında hemen. Adamın yalnız kıyafeti çok güzel değil mi? Bizim mesela Sümerbank bu şeyleri çok kullandı. Desenleri bizim. Varpalavas'ın giydiği desenleri. Çünkü şimdi Hititlerle Türklerin bağlantısı diyoruz ya hep. Bizim Türkistan'daki, yani Türk coğrafyasındaki İran, işte Sekelistan, neyse Balkanlar, Anadolu hep bu tarz kilimler, desenler hep aynı. Hatta boy bazında da değişiyor da. Yani bunlar bizle ilişkili abiler. Tek sorunları saçları kıvırcık ve muhtemelen biraz esmerler. Yani sakallar kıvırcık bak heriflerin abileri. Duruş şekli ve ayakkabılar Hacivat'ı Karagöz'ü abiler. Evet ya, çarık gibi işte. Yani şapkalar falan bak, konik şapkaları da var. Ha, İran'da da var bu tarz şapkalar. İran medeniyetinde yani. Pers, işte Fars, neyse artık. Mert. Öbürü bildiğimiz namaz taktiği. Ha, bildiğimiz. Bir de çok büyük ya. Şimdi kıyaslamalı bir fotoğraf çekebilsek keşke. Ya mesela benle kıyaslansak kaç metre? 5 metre mi ne yüksekliği? Hani buradan şimdi bakınca evet, anlaşılmıyor da. Şu Tarhundas abi bile normal yani bir insandan bayağı uzun. Evet. Şurada burada güzel bir detay var. Ha, yazının çevirisi de varmış. Sarayda bir çocuk iken ben bu asmaları diktim. Tarhundas onlara bereket verebilir. Hakim ve kahraman Tuana kralı Varpalavas. Atatürk'ün kabrine de toprağı buradan alıp götürmüşler. Ha, bu tabii geç dönem. Hititler için oldukça geç dönem. Ha, bir de bir konu daha vardı değinmek istediğim. Evet. Şimdi coğrafya malum. Bu arkadaşlar burası Karapınar, İvris, Halkapınar ilçelerinin ve Torosların eteğinde bir yer. Şimdi bunun en önemli özelliği, burası deniz tabanı bir arazi, büyük bir bölümü. O yüzden iklim şartlı ya, ondan kaynaklı değil tamamen de. Burası çok rüzgara, fırtınaya, hortuma, işte boran, aklımıza gelebilecek tüm rüzgar aşındırma şekillerine çok açık. O yüzden tanrı fırtına tanrısı yani. Bu coğrafyanın sürekliliği meselesi her zaman karşımıza çıkıyor yani. Rüzgar tabiatı ve tarımı etkiliyor. Tabii yani şimdi yağmurun bol olduğu bir yerde bir tanrı olacaksa orada yağmur tanrısı oluyor mesela.
gezimizi suyun topraktan kaynadığı kaynaklara doğru devam ediyoruz. Sıra neymiş? Bu noktanın öncesinde herhangi bir dere mağara sistemi yoksun direkt dağdan çıkıyor. Kanyondaki su berraklığı yok orada. Evet. Yani daha doğrusu oraya. Ama o da derin bir de ya. O da çok sığ kalıyor oraya nazaran. Bana kalırsa köprülü kanyondaki mavilik hiçbirinde yok. Yani mavilik dozu bakımında. Aralarda da mı var mı? Bu ara su artıyor. Yani. Daha da büyüyecek artık. Evet, gürül gürül. Ama bak şu taraftan falan da su geliyor. Farklı kaynaklar var. Bak şuradan bizzat şuradan kaynıyor sanki. Şurada bir şey var. Kabarımsı bir durum var. İyi, cevizler de büyüyor. Güzel. Demeyi boşalttık. Topraktan geldik. Toprağa gidiyoruz. Ya ama bu Hititler için çok önemli bir konu bu mesele, su meselesi. Bizde hani doğa varlıkları kültü var ya, bunlarda da su kültü var. Ve şeyler, bu mesela o... Buradan mı çıkacağım? Orası şey de işte, yok. Buradan da. Evet, adamlar suya meraklı.
Suyla. Ya suya şeyi düşünüyorlar. Ya şimdi inancın temelinde şu var. Bu işte suyun çıktığı yerler, suyun olduğu mağaralar yeraltı dünyasına bağlıyor bizi. Yeraltı dünyası kültü de bu kültün önemli bir parçası olduğu için yani ahiretlik bir iş yapıyorlar. O yüzden çok kutsal. Hep su anıtları yapmış. Evet, evet, hep su başında. Burası dangoz gibi ya. Oraya bir şöyle dolaşalım mı? Ama nasıl geçeceğiz? Az önce biz nereden geçtiydik? Değil mi? Buradan bir yerden mi geçtiydik? Ha, şurada bir geçiş var. Yok, Gövel değil. Gelecek misiniz? Devam edeyim mi? Evet, buradan da mükemmel bir geçiş yok zaten. Hmm. Yani ayağımızda su geç... Ya geçerim yine de. Buna değer mi ondan emin değilim. Su geçirmez ayakkabı giyeydik. Her şey çok daha iyi olacak. Buradan geliyor, buradan böyle geliyor, buradan böyle geliyor. Her eksende. Oha, adam o sopayla tutuyorsa balığı, Allah kahretmesin böyle balığı. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tip içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone ol butonuna tıklamayı.